Merhaba, İletişim Arkeolojisi'ne hoş geldiniz. Ben Ayşe Betül Kayahan, İbni Haldun Üniversitesi öğretim üyesi, çok değerli hocamız Profesör Doktor İsmail Ardoğdabaşı ile matbuat tarihindeki yolculuğumuza devam ediyoruz. Hoş geldiniz hocam. Hoş bulduk, teşekkür ederim. Hocam bugün çocuk dergilerini konuşacağız. Ben çocuk dergileriyle ilgili okumalar yaparken kendi çocukluğuma döndüm. Ben de bir çocuk dergisi abonesiydim. Her hafta sonu o derginin gelmesini heyecanla bekliyorduk. Gerçekten zevk alarak okuyorduk. Aynı zamanda da bilgilenip eğleniyorduk. Tarihte bu çocuk dergileri nasıl başlamış? Bununla ilgili ilerleyecek sohbetimiz. Tanzimat dönemi tabii gazeteler o dönemde yeşerdiler, büyüdüler. Topluma karşı bütün yenilikleri anlattılar. Toplumun tabanına yenilikleri yaymaya çalıştılar. Çocuklar ve kadınlar da tabii burada bu sosyal toplumun bir parçası olduğu için onlar da dışarıda kalmadı. Yayıncılar onlara da kayıtsız kalmadılar ve çocuk dergileri de çıkarttılar kadın dergilerinin yanında. Tanzimat'ta çıkan bu çocuk dergileri ilki 1869 yılında Mümeyyiz adlı çocuk dergisi. Sıtkı Efendi tarafından neşredilen aynı isimle, Mümeyyiz ismiyle çıkartılan günlük bir gazete. Çocuk gazetesi olarak bir ilave şeklinde devam ediyor ve gerçekten ilgi görüyor. Çok fazla çocuk okuru oluyor. Ve 49 sayı çıkmış hocam, uzun da ömürlü olmuş. Her sayısını farklı renkte neşretmişler gazetenin. Ve Mümeyyiz gazetesinde şunu da görüyoruz. Mekteplerdeki bazı iptidai usuller uygun bir dille, üslupla eleştirilirmiş. Yani hani dayak gibi evet. Bu usuller eleştirilmiş. Başta Mümeyyiz olmak üzere o dönemde 1869'dan itibaren çıkan çocuk dergilerinde içeriğin daha çok didaktik olduğunu görüyoruz. Çocukların eğitimi ve terbiyesi öncelenmiş. Evet, çocuk dergileri söz konusuysa bir iki noktayı belki dipnot olarak düşmemiz lazım. Hı hı. Birincisi çocuk mefhumu modernizmle ilgili bir şey. Yani evet, daha eski çağlarda aslında çocuklar ayrı bir kategori olarak değil de küçük insan gibi görülüyorlardı. Hı hı. Böyle bir çocuk mefhumu yoktu. Yani onlara yönelik özel davranış, özel eğitim, mesela hı, farklı kıyafetleri, giyimleri farklı değildi. Büyüklerden, yetişkinlerden evet, yeme alışkanlıkları farklı değildi. Bu modernizmle birlikte aslında çocuk mefhumu da ortaya çıkmaya başlıyor. Modernizm hı hı, ve aydınlanma felsefesiyle birlikte. İşte Jean-Jacques Rousseau'nun Emile falan, pedagoji dediğimiz şey hı hı, ortaya çıkıyor. Hı hı. Bizde de bu modernleşme süreci 19. yüzyıl, 1860'lar aslında yine bir çocuklara dair bir farkındalığın ortaya çıkmasıyla birlikte. Beraberinde işte gazetelerin, ki o da yine modernizmin ürünü. Hı hı. Onunla birlikte bu ikisinin bir çakışma şeyi var. 1869 dediğiniz gibi Mümeyyiz bir gazetenin eki olarak çıkıyor. Aslında ne demiş ki işte 1860'lar gazetelerin ön plana çıktığı dönemler. Evet. Şimdi burada 1869'da Mümeyiz'den başka mesela 69'da Terakki gazetesinin çıkardığı kadınlara yönelik de bir ek var. Terakki muhadderat diye geçen. Bir yıl evvel 1868'de yine Terakki gazetesinin çıkardığı bir mizah eki var. O sonra 1870'te Terakki eğlence adını alacak. Şimdi burada şunu görüyoruz. 1860'ların sonlarında 68-69'da yeni türler ortaya çıkıyor. Yani mizah yayınları, çocuk yayınları, kadın yayınları veya dergileri dediğimiz şeyler yavaş yavaş ortaya çıkmaya başlıyor. Ama bunlar henüz kendi ayakları üzerinde duramadıkları için o dönemin ön planda olan formatı veya işte mecrası diyelim, gazetelere yaslanarak ancak ortaya çıkmaya başlayabiliyorlar. Sonraki yıllarda, yani Mümeyiz'den sonra, İşte haftalık çıkıyorlar zaten çoğunlukla çocuk dergileri. Bir kısmı da 15 günlük çıkar. Mümeyiz'den sonra 1870'lerde ve 80'lerde bilhassa, yani 1880-87 arasında pek çok çocuk yayını çıkacak. Bunların bir kısmı yine gazete eki olacak. Mesela işte en meşhurlarından bir tanesi Ahmet Mithat Efendi'nin Tercüman-ı Hakikat gazetesinin eki olarak yine haftalık aynı isimle, yine Tercüman-ı Hakikat ismiyle 1880'de çıkmaya başlayan yayın var. Evet. Kimler çıkartıyor bunları? İşte gazete ekleri. Bazıları okullar tarafından çıkartılıyor. İşte en meşhurlarından bir tanesi Numune-i Terakki. Evet, İstanbul Erkek Lisesi. bugünkü İstanbul Erkek Lisesi'nin kökü, temeli diyebileceğimiz okul. O dönemde modern bir tedrisatla eğitim veriyor. Yayın organı olarak çıkardı. Aynı isimle Numune-i Terakki isimli şey var. Dergi var. Hı hı. Bunun dışında yayıncı kitapçılar çıkartıyor. Yani Arekel Efendi'nin çıkardığı, işte Aile, Mihran Efendi'nin çıkardığı var. Baktığınız zaman şey var, Serafim Efendi'nin, meşhur Serafim Kıraathanesi'nin sahibi. İşte belki hani ilerleyen programlarda bu matbuat mekanlarını da konuşuruz. Evet. Kıraathaneler, yani kahvehanelerinin bir varyantı. İşte insanların gidip bir şeyler içerken aynı zamanda gazete, dergi koleksiyonlarını, kitapları falan da takip okuyabildikleri mekanlar bunlar. Evet. Mesela Serafim Efendi aynı zamanda bir yayıncı. Hı hı. Onun çıkardığı işte Vasıta-yı Terakki isimli bir çocuk dergisi de var. Hı hı. 1860 ile 1908, yani 2. Meşruiyet arasında 20 civarında çocuk yayını çıkıyor ve bilhassa 1880'lerde, 1890'larda bu düşecek ama yayınların sayısı düşecek. Evet. Hocam genellikle Perşembe günü çıkıyorlar. Bir nasihatname gibi genellikle, değil mi? Hep o genellikle galiba daha çok eğitim ve didaktik taraf önde tutulmuş o dönemde. Çocuk yayınlarının ortaya çıkışıyla eğitim hayatının, eğitim sektörünün çok önemli bir ilişkisi var. Hmm. Aslında çocuk yayınları dediğimiz şey çocuklar için üretilmiş okuma materyali. Evet. Yani o çocuklar için üretilen şeyler ne? Ders kitapları birinci sırada bu. Şimdi modern okullar kurmaya başladığınız zaman onun için oralarda okullara devam eden çocuklar için okuma materyali tedarik etmeniz lazım. Hı. Bunların bir kısmı ders kitapları. Hı hı. Çocuk dergileri de ikinci kısım. Hı. Tabii çocuk dergilerinin şöyle bir önemli özelliği var. Onu belki vurgulamak lazım. Zaman içerisinde o özellikleri çok daha ön plana çıkacak. Hı. Çocuk dergilerinin alıcı kitlesi, hedef kitlesi alabildiğine geniştir. Yani çocuk dergisi esas olarak çocukları hedefler ama aynı zamanda onların ebeveynlerini de hedefler. Çünkü çocuğa okuma materyalini tedarik eden, onu satın alan, henüz okuma yazma bilmeyen çocuğa okuma yapan, okuma öğrenme sürecinde de buna destek olan anne ve babadır. Evet. O yüzden de mesela çocuk dergilerinde çıkış yazılarında sık sık analara babalara hitap edildi. Hitabet var. Çocuk dergilerinde mesela özellikle 2. Meşruiyet döneminde reklamlar artacak, şeyleri göreceğiz. Çocuklara yönelik değil de ebeveynlere yönelik, anneye babaya yönelik, işte büyük kardeşe, büyük abiye, ablaya yönelik reklamların da şey yaptığını göreceğiz. Bu da aslında bize şunu gösteriyor. Çocuk dergilerinin matbuat kapitalizmi açısından çok önemli böyle bir gizli bir gücü var. Hı hı. Çocuk dergisi çocukları hedeflemiş olmalarına rağmen aslında çok geniş, çok daha geniş bir kitleyi ilgilendirdiği için. Başlangıçta eğlence boyutu daha zayıf, daha didaktik, işte öğretici, ama tabii dergi dediğiniz şeyin en önemli özelliği biraz eğlendirmesi gerekiyor. Zaten çocuklar tarafından kitaba göre çok daha fazla rağbet gören bir şey. Dergi. Daha kolay okunuyor. Tabii daha kalın, kolay hacimli değil. Evet. Göz korkutmuyor. Yani ne diyelim, işte kitap kadar ağır değil. Evet. Daha zor değil. Evet. Daha eğlenceli. Hı-hı. O eğlenceli içerikler zaman içerisinde artacak. Evet. İşte nedir eğlenceli içerikler? Mesela edebi türler, hikayeler, fıkralar, işte müsabakalar, yarışmalar vesaire vesaire. Hı-hı. Bu daha sonra gelişecek olan bir şey. Ve tabii ki bu dergilerin okunmasını çok daha kolaylaştıracak olan bir şey. Doğru. Hocam 1896, yani 90'lı yıllara gelelim, 1890'lar. 96'dan 2. Meşruiyet'in ilanı 1908'e kadar yayımlanan çok uzun ömürlü, en uzun ömürlü çocuk dergisi de Çocuklara Mahsus Gazete. Bu da önemli bir süreli yayınımız. Burada ilk çocuk tiyatrosu metni yayımlanmış ve artık ünlü isimlerin de yavaş yavaş burada yazmaya başladığını görüyoruz. Artık onlar da çocuk gazetelerinde kalem oynatmışlar. Peki bu yıllardaki çocuk dergileri için ne diyebiliriz? Şimdi 1880'lerde çok yoğunlaşmıştı. Hı hı. Aslında yani 69 ile 1908 arasında 20 civarında dergi var. Bunların önemli bir kısmı 1880'lerde çıkıyor. 90'larda sayı azalıyor. Çocuk dergilerinin sayısı azalıyor. Hı hı. Ama buna mukabil şöyle bir şey var. 1890'larda işte Çocuklara Mahsus Gazete bizde... Evet. En uzun süre çıkan çocuk yayınıdır. 600 küsür sayı çıkıyor. 1908 Ağustos ayına kadar, 2. Meşruiyet'e kadar çıkacak. Hı hı. İşte Çocuklara Rehber var mesela. 166 sayı bilinen sayısı var. Bunlar Bu dönemde çocuk yayınlarının sayısı azalırken daha uzun ömürlü çocuk yayınları çıkmaya başlıyor. Hmm. Bu da tabii ki biraz 2. Abdülhamit devriyle alakalı. Çünkü bu devre baktığımız zaman işte denetim mekanizmaları nedeniyle yayınların sayısı düşer. Hmm. Ama mevcut yayınlar da daha uzun ömürlü olur. Hmm. Gazetelerde de böyledir. Hmm. Yani bakın o dönemin gazetelerine. Sabah, İkdam, Tercüman-ı Hakikat. Bunlar Cumhuriyet dönemine kadar çok gidiyor. Çok uzun süreli. Servet-i Fünun dergisi. Şimdi bu dönemi mesela çocuk dergisi de böyle. Kadın dergisi de böyle. Sayıları az ama çok uzun ömürlü. Tabii işte bir de Selanik'te çıkan Çocuklara Rehber var. Çocuklara Rehber Selanik'te çıktı hocam, evet, değil mi? Yani o dönemde tabii İstanbul'da genellikle çocuk dergilerini görüyoruz ama Selanik'te de var. Evet. Hocam o neden özellikle Selanik'te? Yani çünkü başka yerlerde yok galiba, öyle değil mi? Modern okullar orada daha yoğunlaştığı için. Anladım. Yani modern okulları takip ederseniz, hı hı, şeyleri de çocuk yayınlarını da takip etmeye başlarsınız. Şimdi Selanik'e baktığınız zaman orada işte Yadigarı Terakki gibi, Feyziye Mektebi gibi bir takım modern tedrisatlı okullar açılıyor. Hı hı. Okuma yazma oranı nispeten daha yüksek diğer, hı hı, Osmanlı şehirlerine göre. Çocuklara yönelik bir eğitim faaliyeti var. Hı hı. Ve eğitim faaliyetiyle birlikte bir okuma materyali ihtiyacı söz konusu. Hı. Orada işte 69 ile 1908 arasında bildiğimiz kadarıyla İstanbul dışında, İstanbul zaten her halükarda merkez, evet, yani matbuatın merkezi olduğu gibi çocuk yayınlarının da merkezi. Hı hı. Ama İstanbul dışında, taşrada, yerelde Selanik'in böyle bir ön planda özelliği var. O da eğitim hayatıyla ilgisinden kaynaklanıyor. Evet. Hocam peki 1908 yılı geçen programımızda bahsetmiştik, bir basın patlaması yaşandı. Evet. Çok sayıda gazete ve dergi hayata başladı, yeni hayata başladı bu dönemde. Peki çocuk dergileri alanında bir artış, onların adedinde bir yükseliş oldu mu? Aslında ilginç bir şekilde, paradoksal bir şekilde 1908 basın patlamasında çocuk yayınları yoktur. Neden hocam? Geri plandadır. Şimdi bakıyorsunuz bazı türler 1908 basın patlamasında çok ön plana çıkıyor. Mesela mizah yayınları çok ön plana çıkıyor. Hı hı. Gazeteler çok ön plana çıkıyor. Hı hı. Edebiyat dergileri yine biraz daha ön plana çıkıyor ama çocuk yayınları çok çıkmıyor. Yani işte Musavver Küçük Osmanlı gazetesi var. 1909'da çıktı. Hı hı. İşte 1910'da Mekteplileri Arkadaş dergisi var ve bu kadar. Hı. Şey de var tabii. Yani yine Selanik'te mesela Tevhidi Efkar gibi yayınlar çıkıyor. Hı hı. Çocuk yayınlarının o patlaması diyelim ya da sıçraması, çocuk dergisi furyası biraz daha geç. Hı. Balkan Savaşları sonrasında tekabül edecek. Asıl 1912'den sonra. 1912'den sonra 1913 ve 14 senelerinde bizim matbuat tarihimizdeki büyük çocuk dergisi patlaması, furyası başlayacak. Asıl şeyimiz orada yani. Çünkü hani böyle dedik ya, bir basın patlaması yaşanmıştı. Sürekli herkes bir gazete çıkartmaya çalışıyor, bir dergi. Yani demek ki çok da düşünülmüş bir şey olmamış. Yani düşünmemişler çocuklar için bir şey çıkartalım diye o dönemde. Evet, biraz daha belki sakin bir ortama ihtiyaç var. Çünkü siyasetin çok ön plana çıktığı, anladım, siyasi kamplaşmaların çok belirgin hale geldiği, işte matbuatın da siyasi kamplara bölündüğü. Hı hı. Tabii yani meşruiyetin ilk yılları... Daha çok fikir tartışmaları şeyler, yani daha siyaset ağırlıklı bir şey var orada. Sürekli. Mizah da aslında siyasetle ilişkili olduğu için öyle, orada bir patlama. Yani evet, hiciv dediğimiz şey. Evet. Siyasi mizah çok ön planda. Hı-hı. O daha şeye çıkıyor. Tabii edebiyat dergileri biraz daha. Çünkü hı-hı, edebiyatın da geçmişten gelen bir şeyi var. Ama çocuk dergileri alanında hayır, hı-hı, bu dönemde çok şey yok. Biraz da tabii ki o kitapçı, yayıncı kitapçıların ilgisiyle eğilimi alakalı bir şey. Yani matbuat kapitalizmi dediğimiz şey. Evet. Para kazanacakları türe yöneliyorlar ister, evet, istemez. Burada mesela işte gazeteler, efendim işte mizah dergileri daha çok para, hı-hı, kazandırıyorsa, hı-hı, orası akıyor. Hı-hı. Şey biraz daha geç olacak. Çocuk yayınları biraz daha geç olacak. 1913 Balkan Savaşı sonrasında. Mizah dergilerinde herhalde o süreçte sizin kitabınızda okumuştum. Orada rastladım. Mizah dergileri de herhalde tabii çizimli, resimli olduğu için çocukların önüne koyarlarmış. Yani onunla oyalansınlar. Galiba belki de o süreçte o boşluğu mizah dergileri doldurmuş olabilir diye düşündüm. Yani okumuyorlar ama resimlerine bakarak tabii oyalanıyorlar. Bir nebze evet. Çünkü mesela Ziya Osman Sabah'ın hatıratında vardır. Hı hı. İşte misafirliğe gidiyor. Önüne Karagöz cildini koyuyorlar. Çocuk da işte bununla oyalansın falan, evet, diye. Şimdi çocuk dergilerinden bahsederken onu söyleyeceğiz zaten. Çocuk dergilerinin, hı hı, en önemli özelliklerinden bir tanesi oyuncak olmalarıdır. Evet. Yani sadece okunmuyor bunlar. Evet. Hem okunuyorlar hem seyrediliyorlar. Aynı zamanda seyir malzemesi bunlar. Çünkü görselliğin çok arttığı bir dönem. Hı hı. Şeyi söyleyelim tabii, 1890'larda mesela Çocuklara Mahsus Gazetenin bir farkı, bu 90'larda görselliğin çok yükseldiğini söylemiştik. Bir yandan basın fotoğrafçılığı, basın ressamlığı, hı hı. işte sinema girdi, hı hı. falan. Çocuklara Mahsus Gazete'de de bu görsellik şeyi, hı hı. yükseliyor. 1913'ün 14'ün çocuk dergilerinde de görsellik çok, tabii. yüksek. Dolayısıyla bunlar hem okunuyor, okuyamayanlar, çünkü hı hı. küçük yaştaki çocuklara da yönelen dergiler var. Okuyamayanlar seyrediyorlar ve aynı zamanda oyuncak olarak oynuyorlar. Çünkü bu, evet. resimleri işte mesela atıyorum Mini Mini gibi dergiler var. İşte 0-8 yaş çocuklara hitap eden bir dergi. Hı hı. Kocaman resimler. Altında sadece tek bir satır var. Veya o satır da yok. Hı hı. Dolayısıyla bunlar aynı zamanda oyuncak işlevi görüyor çocuklar için. Evet. Hocam o zaman o yıllara gelelim, yani 1913-1914'e gelmeden önce kitapta, sizin kitabınızda bir yerde Çocuk Dünyası şöyle bir deyiş kullanmış, istila demiş o yıllarda çıkan çocuk dergiler için. Şöyle bir ifadesi var, bizden sonra ortalığı bir çocuk mecmuasıdır istila etti, ayağımız uğurlu ve bereketli gelmiş gibi ifadeler görüyorum. Yani dediğiniz gibi meşrutiyetle birlikte basın patlamasını, çocuk dergilerini çok görmüyoruz ama Balkan Savaşları işte yaşanmaya başlanıyor. 12'den sonra 13-14 yıllarında çok fazla bir çocuk dergisi furyası var anladığımız kadarıyla. Biraz bahsedebilir misiniz hocam ondan? Evet, gerçek anlamda bir istila var orada. Evet. Ve onu başlatan da Çocuk Dünyası dergisi, bu satırları yazan dergi. Hı hı. 1869'la 1908 arasında bütün Osmanlı topraklarında çıkan çocuk, hı hı. dergisi sayısı 20 civarında. Hı. Bu 40 yıl. 40 yılda 20 civarında. 1908 ile 1918, yani 2. Meşrutiyet döneminde çıkan çocuk dergisinin sayısı 10 yılda 21. Hı. Yani ve sadece İstanbul'dakiler bu. Evet. Bu olağanüstü yüksek bir rakam. Ve bunun da, bu 21 rakamının 17'si de 1913-14 senelerinde çıkıyor. Hı. Yani düşünün, bütün Osmanlı matbuat tarihinde neredeyse büyük bir kısmı, önemli bir oran 1913 ve 14 senelerine odaklanmış. Orada, evet. görüyoruz. Savaş yıllarında. Savaştan işte artık savaş yılları, savaşın artık biraz yavaş yavaş durulmaya başladığı süreçler. Aslında 1913'ün Mart ayında başlayacak. Orada bir dergi patlaması var ve o dergi patlamasının da en önemli gövdesinin en önemli parçasında çocuk yayınları oluşturuyor. Hı hı. Çocuk Dünyası dergisi, bu patlamayı başlatan Tevfik Nurettin'in dergisi. Yani gerçekten de çocuk dergiciliğinde bir dönüm noktası olduğunu söyleyebiliriz. Hı hı. Bu kırmızı şeyli, çünkü 10 Temmuz özel sayısı. Meşrutiyetin ilanı. Evet, İdi Milli, evet, Hürriyet Bayramı olarak. 10 Temmuz özel sayılar çıkartılıyor, hı hı. demiştim. Mesela Çocuk Dünyası da böyle bir, hı. özel sayı çıkartmış. Hocam orada bir de çocuk görseli var. Evet, kapağında çocuk. Bunların hepsi çok bol görseldir. Evet. Yani kapaklarını da çıkartıyorlar. Bakın mesela Talebe Defteri, yine dönemin önemli çocuk yayınlarından bir tanesi Talebe Defteri. Bunların işte kapaklarında olsun, içlerinde olsun bol bol görsel malzeme kullanılıyor bunlarda. Hı hı. Çünkü çocuk çok cazip bir şey görsellik. Evet, yani bugün de öyledir. Görsellik her zaman hem çocukların ilgisini çeker hem de unutmayalım bunlar tabii müşteri. Yani tabii. müşterinin de ilgisini çeker. Hepsinde böyle bir görsel şeyi görüyoruz. Bu da Mini Mini dergisi, yine aynı dönemden. Bakın bu gerçekten çok, mini mini. Gerçekten mini mini. Boyutları falan da küçük. Bunlar şöyle bir şey oluyor. Tabii çocuk dergilerinin sayısı çok çıkıyor. Neden böyle bir çok sayıda şey var? Şimdi, hı hı. bir tane sebebi şu. Bir kere yaş gruplarına göre bir çeşitlenme var. Yani değişik, hı. yaş gruplarına göre dergiler çıkartılmaya başlanıyor. İşte Mini Mini mesela 0-8 yaşa hitap ediyor. Hı. İşte Çocuk Dünyası biraz daha işte ortaokul, lise. Efendim Talebe Defteri, lise falan. Hı hı. Şeyi çok ayırt edemeyiz. Bugün de tartışmalıdır. Yani çocukluk nerede başlar, nerede biter? İşte ilk gençlik, erken gençlik şeyleri. Bu dergilerin de aslında bir kere farklı yaş gruplarına yöneldiklerini görüyoruz. Hı. Bu şey çıkışta. Yani burada neler var? Çocuk Dünyası, Çocuk Duygusu, Çocuk Bahçesi, hep isminde çocuk geçenler. Evet. Şimdi bakın, çocuk geçer, talebe geçebilir. İşte Talebe Defteri gibi, hı-hı. yayınlarda. Şeyler var tabii, mektep çocuklara çok, evet. işaret eden bir şeydir. Bir de belki şeyi de söylememiz lazım. kadın dergileriyle de bir geçişkenlik var çocuk dergilerinin. Çünkü neden? Kadınlar aynı zamanda anne oldukları için kadınlara yönelik yayınların içinde çocuklarla ilgili şeyler olabiliyor. Dolayısıyla bazı dergiler hibrittir, melezdir. Yani şeyi tam ayırt edemezsiniz. Bu kadın dergisi mi, çocuk dergisi mi? Şeyde mesela daha evvelki dönemlerde işte Aile gibi, Ayine gibi dergiler böyleydi. 1913 senesinde çıkan mesela Mektep Müzesi var. Mektep Müzesi işte kadın dergisi mi, çocuk dergisi mi? Böyle arada kalmış bir şey. Daha çok kadınlara yönelik gibi bir şey. Şimdi bunlar hem kadınlara yönelik içerikler taşıyorlar hem de kadınların çocuklarına yönelik içerikler de taşıyorlar. Şeyi belki söylemek lazım. Yani bu yayınlar sadece dergi olarak çıkmıyor. Bunlar bir takım ekler veriyorlar. Hocam onu soracaktım. Evet, mesela nasıl okur da kazanıyorlar? Nasıl cazip hale getiriyorlar? Ve çocukları eğlendirmek için hani hep bilgi veriyorlar demiştik başından beri. Daha çok çocukların eğitim terbiyesi. Çocukları eğlendirmek için bir oyuncak gibiydiler dediniz ya. Hangi yöntemlere başvuruyorlar? Şimdi birincisi tabii görsellik çok önemli bir unsur. Görsellik ne kadar artıyorsa ve çocuklara yönelik, çocukların ihtiyaçlarına uyarlanmış bir görsellikten bahsediyoruz. Bir en önemli şeylerden bir tanesi bu. İkincisi mesela edebiyatın yükselişi. Yani daha erken çocuk yayınlarında bu pek yoktu. Yok. Özellikle mesela Selanik'te çıkan Çocuklara Rehber de falan çok başlıyor. Bu fıkralar, hikayeler, masallar, efsaneler. Hatta bunları işte daha sonra hikaye kitaplı olarak ek olarak veriyorlar. Evet. Dolayısıyla dergiler beraberinde bir takım ekler, hikaye kitapları da getiriyorlar. Edebi ürünler de gelişmeye başlıyor. İşte zaten mesela çocuk edebiyatı furyası da buraya denk gelir. Evet. Yani çocuk dergisi furyasına 1913-14'teki çocuk edebiyatı, işte çocuk hikayeleri en yoğun bir şekilde 1913-14'tedir. Bu dönemde Mektepli gibi, Çocuk Dünyası gibi, Çocuk Bahçesi, Çocuk Duygusu gibi dergiler yoğun bir şekilde hikaye yayınlıyorlar. Ve oransal olarak baktığınız zaman çocuk hikayelerinin sayısı 13-14'te çok yüksek. Çünkü bu kadar çok dergi bir şeyle doldurmanız gerekiyor. Bu onu da tetikliyor. Promosyon çok önemli bir unsur. Müsabakalar demiştiniz. Müsabakalar. Şimdi 2. Meşrutiyet döneminde birkaç tane promosyon yöntemi var. Bilmece, işte müsabaka, bir de ikramiye gibi. Çok çeşit müsabakalar yapıyorlar. Fotoğraf müsabakası, kartpostal müsabakası, yazı müsabakası, güzellik müsabakası fotoğraf üzerinden. Allah Allah, o zaman da var. Evet, matematik müsabakaları, bunların hepsi ödüllü. Yani ve değişik ödüller. İşte promosyon dediğimiz şey burada devreye giriyor. Ya da işte bilmece soruyorlar. Bilmecenin cevabını doğru bilen ödüller kazanıyor. Burada verilen ödül sayısı önemli. Çeşit ödüller. Birinciye fotoğraf makinesi verilmiş o dönem için. Yani şu anda bile büyük bir hediye. Fotoğraf makinesi veriliyor. Neden? İşte görselliğin yükselişte olduğu bir dönemde fotoğraf da revaçtaki bir cihaz. Evet. Sadece fotoğraf makinesi de değil. Mesela telefon veriliyor. Ve belki bence daha hepsinden daha çarpıcı sinema cihazı veriliyor. Daha ilerleyen dönemler. Yok, 1913-14'te. Aynı dönemde. Yani çok kıymetli hediyeler. Evet, çok kıymetli, pahalı şeyler. Bunlar nedir? İşte projeksiyon cihazları. Yani eve mahsus projeksiyon cihazları. Bu Pate'nin falan ürettiği Pate Baby gibi çocuklara yönelik şeyler var. Bunları veriyorlar. Para ödülleri var. Kartpostal çok önemli bir faktör burada. Kitap ödülü, abonelik, oyuncaklar vesaire vesaire, aklınıza gelebilecek her şey. Ve hatta bu dönemde bununla ilgili tartışmalar ve eleştiriler var. Yani çocuk dergiciliği piyangoculuk haline geldi diye. Bununla ilgili polemikler var. Bunun işte pedagojik açıdan, etik açıdan ne kadar doğru olup olmadığı tartışıldı. Çok tartışılıyor ve polemikler yaşanıyor. Burada benim kitabımda da onlardan bir tanesi var. Yani promosyon merkezli polemikler, çocuk dünyasıyla çocuk duygusu arasında yaşanan. Matbuat kapitalizmin bir parçası. Tabii ki. Çünkü yani bunlar satış. Hatta bakın bundan şikayet eden dergiler bile promosyondan vazgeçmiyor. Vazgeçemiyorlar. Vazgeçemiyorlar. Çünkü en önemli şeylerden bir tanesi. Evet. Çocuklara yönelik olarak. Tabii şeyi de söylemek lazım. İletişim kurması çocuklarla. Yani nedir? İşte yazılarını basması, resimlerini basması, onların fotoğraflarının basılması. Hocam yine sizin hatırlıyorum bununla ilgili galiba müsabakalara katılan ünlü isimler de var değil mi? Yaşadıkları heyecanlardan bahsediyorlar, onu paylaşıyorlar. Evet, promosyonun manevi bir boyutu da var. Sadece evet, matbuat kapitalizminin gelişmesiyle ilgili bir şey değil ve satışları sağlayan bir şey değil. Hı hı. İşte Tarık Buğra gibi, hı hı. Halide Nusret Zorlutuna gibi, hı hı. Efendim işte Yusuf Ziya Ortaç, evet, Hasan Ali Yücel, Ziya Osman Sabah, bunlar hı hı, hep hatıralarında şeyi anlatırlar. Bir promosyon, bir bilmece ya da bir müsabakaya katılıyorlar. Hı hı. Orada başarılı oluyorlar. İşte birincilik veya başka derece bir alıyorlar, derece alıyorlar. İsimleri dergiye geçiyor, yazıları dergiye geçiyor ve orada nasıl bir mutluluk yaşadıklarını, nasıl bir heyecan yaşadıklarını işte yıllar sonra, 10 yıllar sonra yazdıkları hatıralarında hı, belirtirler. Dolayısıyla yazarlık kariyerinin başlangıcı olduğunu söyleyebiliriz. Bazı yazarlar için, yani bu saydıklarım için özellikle. Evet, yani orada ismimi orada gördüm. O heyecanı bir daha hiçbir esere attığım imzada yaşamadım, evet, diye ifadeleri var. Evet, ismini matbu olarak görmek, yazısını matbu olarak görmek, evet, fotoğrafını görmek. Evet. Bunların hepsi çok önemli bir bağ oluşturuyor, hı, ve bir yazarlık kariyeri başlangıcı. Evet. Hocam az bir zamanımız kaldı ama çok merak ettiğim bir konu var. Savaşlar tabii yaşandı dedik, öyle de bir dönem var. Çocuk dergilerine nasıl yansıdı? Çünkü bir Türkçülük akımı başlamıştı artık. Evet. Dergilerdeki yansımaları nasıl? Tabii bu sözünü ettiğimiz şey Balkan Savaşları ve sonraki süreçte, yani Balkan Savaşları da Birinci Dünya Savaşı arasındaki şeyde, hı-hı, oluyor. Dolayısıyla o dönemin atmosferini çocuk dergilerinde çok net bir şekilde, hı-hı, görebilirsiniz. Hı-hı. Yani milliyetçiliğin, özellikle Türk milliyetçiliğinin kitleselleştiği bir dönem ve bu dergilerin bir kısmı basbayağı milliyetçiler, Türkçüler. Hı hı. İşte Çocuk Dünyası bunlardan biri. Bakın Türk Yavrusu çıkar. Türk ismiyle ilk. İsmi, evet, isminde Türk kelimesi geçen ilk çocuk dergisi de bu, evet, dönemde 1913'te çıkar. Hı hı. Tabii Balkan Savaşları'nın etkisiyle burada bir intikam, kin gibi bir söylem de çok ağırlıklı bir şekilde görülüyor çocuk dergilerinde. Ama evet, başka ne görülüyor? İşte edebiyat da görülüyor. Evet. İşte eğlenceli şeyler de görülüyor. Eğitim de görülüyor. Ahlak meselesi, evet, görülüyor. Bir takım şeylerin özellikle farklı formatlarda, hikaye edebi formatlarda öğretilmeye çalışıldığı görülüyor. Hı hı. Dönem çok net bir şekilde bu çocuk dergilerinde koklanabilir, dönemin atmosferi. Evet. Evet. Hocam çok teşekkür ederiz bizimle paylaştığınız güzel bilgiler için. Ben de teşekkür ederim. Haftaya görüşmek üzere, hoşça kalın.